Merhaba arkadaşlar, Oynasarım kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team'de yine karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki videoda demiştim, Esved Aslı takımla yenilene kadar devam edeceğim, sonra değiştireceğim diye. Dün akşam aslında bir değişiklik yapıp denedim. Hani Esved Aslı çıkarıp Genzo'yu alıp Roberto'yu alıp o şekilde bir takım denedim. Bu takımla eğer yenilirsem dediğim takımı bir deneyeceğim. Fes Misaki'yi alacağım. Kutsal Duo'yu çıkaracağım, Yeşil Misaki'yi çıkaracağım, Fes Misaki'yi alacağım arkadaşlar. Roberto'yu alacağım. Öyle bir takım da kurdum. Bu takımla yenildiğim zaman o takımı da bir deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Önce şu tek payip bir DB atalım bakalım. Japon transfer kısmına hiç çıkmıyor ama tek DB olduğu için belki şans güler yüzümüze, belli mi olur yani, deneyelim bakalım tekli DB. Aslında harcamasak iyi ama yine böyle Payet, Genzo, Napolyon gibi transfer getirebilirler. Ama atalım bakalım ya tekli. Hiçbir şey çıkmıyor gördüğünüz gibi, tekli DB de gönderdik boş. Gentile ile AOE'yi vuracaktı. R veriyor böyle veya SR veriyor. Çıkmıyor yani, SSR çok zor. Payet olmasına rağmen tek DB ile çıkarmak zor. Hemen rank maça giriyoruz. Hey diyelim. Ve rakibimizi bekleyelim arkadaşlar. Yorumlarınız için teşekkürler. Yine bekliyorum yorumlarınızı. Kaptan Tsubasa 1'in de artık sonlarına geliyoruz. Ondan sonra yeni seri başlayacak. Kaptan Tsubasa 1 bitince Dream Team Hamgas devam ediyor. Akşama da bir aksilik olmazsa canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Beklerim hepinizi. Yine herhalde 9 gibi falan olur. Evet, tek yıldız Uzakdoğulu 1000K yani 1.048.000. Takım gücü bayağı güçlü bir rakip geldi. Espadas burada işlemez bakın, Schneider falan affetmez yani. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Başladık bakalım. Yenilirsek de dediğim gibi diğer takımı deneyeceğim. Ne var Schneider, sende bir şey yok. Şimdi atalım bakalım sallıyor ya. Belki de son maçlarıdır. Sallıyor ve yeşil Misaki'nin oldu. 23 Misaki'nin. İyi, bunda da bir şey yokmuş ya. Haydi bakalım o zaman. Hadi Tsu, gir içeri. Ya Soda nereden çıktı? Soda diyorum şey, Igawa. İşte mouse denk getiremedik. Dokunmadık olsa üstüne atarım abi. Burada bir sıkıntı yaşıyorum neyse ya. Neyse, kaptık geri. Hayda. Olmadı. Engellerler bunu her türlü ya. Eserli ama. Deneyelim mi? Hadi deneyelim bakalım. Baksana bunlara. Engelledi. Abi bu Igawa dehşet bir şey ya. Ne yapacaksın? Buradan vuracaksın mı? Ya
Vurmak zorunda kaldı. Alsaydın bari. Yumruk atmaz değil mi? Bıraksam. Otomatiğe bıraktım bakalım. Normal uçarak yakalar belki diye. Arkadaş niye yumruk yapıyorsun ya? Rakibe gidiyor ondan sonra işte böyle. Olmaz böyle ya. Keşke A klası vursaydım. Koli yedik. Benim adamlarıma gelmiyor. Gidiyor Schneider'a gidiyor ya. Hayır niye el açmadın da yumruk yaptın ki? Öyle bir saçmalık var mı? Yedik herhalde. Kurtardı zor da olsa. Bravo Esvedas ya. Gerçekten iyi yapmışlar ya. Al işte. İzava niye giriyorsun araya? Ben matchup'a gireyim dedim. Ya gerçekten çok ilginç ya. Matchup'a girmek istiyorum. Araya giriyor. Sen niye alamıyorsun Misaki efendi? Evet, bir geçeceğiz. Çalım atacak. Al onu. Vur abi, güzel. Hadi hücum. Engelle bir tane skillini. Güzel. Onu geçersek ne yapacağız? Geçelim de. Haydi. Kutsal diyor haydi. Diğer takıma geçmemi istemiyorsanız iş yapın. Kutsal diyor. Geçsin bu top be. Otopas kesme var adamda ya. Of Figawa öldürdün beni ya. Öldürdün ya. Al hemen Takashi. Al Takashi. Hemen Hyuga'ya. Hemen Hyuga'ya. Ya bitirme. Burada bitmez ya. Ya burada bitmez arkadaşlar. Bitirdiği yere bak ya. Matchup'a girdir bari. Bir şut çekelim ya. Of of bu mouse'la oynamak çıldırtıyor beni ya. Haydi bakalım ikinci yere. Leo'yu aldı. Pascal'ı çıkardı, Leo'yu aldı. やる。よし、やるぞ。勝負だ。90度より鋭角な80度フェイントなんだ。守るぞ。受けて立ちます。よし来い。勝負だ。 Haydi bakalım.
Şut çekti ya. Blok yapsaydım keşke. Alırdım şuyu. Demo mada akirame wa shinai. Dare ni mo make ne. Buna ne yapacaksın bakalım? Yine basmayacağım hadi. A80 yapacak mısın? S70 yaptı. Demek ki A80 yetmiyordu. Pusu da top. Geçsek. Sonrası sıkıntılı arkadaş. Sıkıntı yani. Şöyle yaparım ben de. Ama şimdi bir geçelim bakalım. İyi kere zaman. Şimdi yakaladım. Şimdi yakaladım. Bir fırsat yakaladım. Bakalım yapabilirsem. Gitze, Kotaro. Go, Shindosuke. Bir fırsat yakaladık. Kesinlikle bolu avatsızayım. Ne? Haydi değerlendirelim bu fırsatı. İnanmıyorum ya. Yaptığıma bak ya, offside attık ya. Tsubasa'ya atsaydım keşke ya. Bu maç var ya, bu maç dönerse artık bu kadar hataya rağmen mucize herhalde yani. Kaçırdığım pozisyona bak ya. Tsubasa'ya atsaydım keşke ya. Tüh. Aha. Neyse, moral bozmak yok. Bu kadar hataya rağmen acaba bu maçı alabilecek miyim? Bu takımla devam edebilecek miyim? Ben de merak ediyorum yani şu an. Devam edebilecek miyim? Şut çeker herhalde. Şut çekecektir. Çekmedi. Yine de geçti. Kötü geliyor bu sefer, sıkıntılı. İyi, durdurduk. Bakalım. Şut çek. Merak ediyorum, Misugi durdurabilecek mi? Insight Master'la. Şut çekti arkadaş. Levin şut çekti. Yok, durduramadı. O da durduramadı. Espadas'ta renk üstünlüğü var Levin'in. Yedik herhalde. Güle güle mi diyoruz bu takıma? Ooo, Rainbow attı. Espadas gitmek istemiyorum diyor resmen. Zor kurtardı ama Rainbow atmaya rağmen. Yok, kurtuluş kalmadı arkadaş. Kurtuluşumuz kalmadı. Al onu vur abi. Alamadı. Alamadık, alamadık. Maalesef. Hadi pas ver. Pas ver. Şut çekti.
Yedik Mespadas. Yedik. Ve bu takıma güle güle diyoruz. Ama çok hata yaptım ya. Çok fazla hata yaptım. Normal yani bu maçı kaybetmem. Çok normal. Yazı durdurabilene aşk olsun. Animasyonu süper. Gol yedik 40. dakikada. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Şimdi bunu çalım atıp geçsem. Bu arada full power bitmiş. Ben her türlü kaybettim ya. Bari şöyle yapayım da alsın. Alsın. Zaten kaybetmişim. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Bari yeni oynayacağım takımı da göstereyim arkadaşlar size bundan sonra. Kaybettik. Çok hata yaptım ya, çok. Her hataya kaybedersin. Büyük hayattım offside diye, Tsubasa'ya atamadım. Çok top kaptırdım. Şimdi arkadaşlar yeni kuracağım takıma bakın. Yeni kuracağım takım. Yanlış yere girdik, pardon. Gel geri. Arkadaşlar şöyle bir takım kuracağım şimdi. İyi izleyin. Dün yapmıştım, denemiştim. Bakın. Şimdi öncelikle Resmi Saki'yi buraya aldım. Sonra kimi alıyorduk? Roberto'yu alıyoruz. Roberto Hongo. Roberto gel buraya. Ondan sonra sol tarafa Wakashimazu. Wakashimazu'yu aldık. Kim kaldı? Ali Egenzo'yu alıyoruz. Da tamam. Buraya yedi. Şunu alıyorum. Niye bunu alıyorum? Roberto'yu oyundan almam gerekirse, Benita'ya sokmam gerekirse, bakın şöyle yaptığımda göreceksiniz. 992K'yı göreceğim. Bu şekilde oynayabilmek için yapıyorum. Hyuga'yı geri alalım. Roberto'yu da geri alalım. Roberto'dan bufflar gelecek. O var yanı oynatamayacağız. Nasıl oynatırız? Roberto'yu alıp belki o zaman oynatabilirim ama zor. Yedek kaleci de şimdi ben Espadas'ı alırsam 1-2-3-4-5 1-2-3-4 veya şu olur arkadaşlar. Bunu buraya aldık. Kaleciyi değiştirmem gerekti. Böyle yaparak değiştirebilirim. Evet. O zaman Nitta'yı alamam ama. Ancak böyle bir kaleci opsiyonu değişikliği olabilir. Bir de şu var arkadaşlar. Tabii Wakashimazu'nun Nitta'yla
duvar pası var. İddiayı aldığım zaman Bakashimazu'yla duvar pası yapabileceğim. Bakın 18K, işte Genzo 17.945 ama buff alacak. Roberto'dan 4 buff alacak. Yani bir nevi sizin dediğiniz olay oldu. Böyle deneyeceğim arkadaşlar sonraki maçlarda. Burada Takashi burada, Izawa burada, işte Roberto'yu oynatmasam buraya Ovaryan'ı alabilirim. Yani şuraya bir tane kırmızı mı koysak? Kırmızı var, yeşil de var. Buradan kırmızı çıkaracağız mecbur veya yeşil çıkaracağız. Buraya yeşil veya kırmızı koyarsam, yani defanstan çıkardığıma göre buraya yeşil veya kırmızı koyarsam Ovaryan'ı da alabiliyorum. Böyle bir kadro arkadaşlar. Evet. Bakalım bu kadro nasıl olacak. Bir sonraki maçta göreceğiz. Burada sıkıntı şu. Hani Roberto'nun Tsubasa'yla verkaçı var ama Bakashimazu'yla ilerleyemem. Direkt ceza alanda buluşturmam lazım. Sol çaprazdayken de zor. Öbür türlü futsal duyuyla ikisiyle de ilerliyordum. Yani işe yaramazsa geri de dönebilirim. Yapacak bir şey yok. Ha, geri döndüğümde kaleye Genzo'yu koyabilirim. Espadas'ı koyabilirim. Duruma göre değişir. Neyse arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.